Arkadaşlar merhaba. Bugün 23 Haziran Perşembe ABD Delaware Park Hipodromu'nda 7 koşuluk bir program var. Yedili Plase'nin ilk ayağı saat 20'de bir satış koşusuyla başlıyor. 3 yukarı İngilizlere marş 1100 metre kum pistte bir koşu. Koşuya baktığımızda koşu 5000-6250 bandında bir satış koşusu. Toplam ikramiyesi 13.000 dolar olan. Burada 2 numaralı War of Thrones, Madeline Rowland'la start alacak olan 21 Mayıs'ta 1100 metre kum pistteki 14 binlik satış koşusunu yarım boy farkla kazanan bir isim. Bir numaralı Hazel's Little Man, Jamie Rodriguez de şans verdiğim diğer bir isim. 1200 metrede 8 Haziran'da favori olduğu 5 binlik satış koşusunda ikinciliği var. Son olarak da 3 numaralı Opus Ekus, Carol Sedano'yla şans verdiğim diğer bir isim. Nispeten üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. Altılı Gayen'in ilk ayağı 20.30'da bir satış koşusuyla başlıyor. 3 yukarı İngilizlere marş 1200 metre kum pistte start alacak. Koşta 7 isim start alıyor. Burada 4 numaralı Chief Charlie hariç hepsini yazacağız arkadaşlar. Koşuya baktığımızda koşu 10-12.500 bandında bir satış koşusu. Toplam ikramiyesi 19.000 dolar olan. 7 numaralı Bourbon Over Ice'la başlayacağız. Jamie Rodriguez de start alacak olan 9 Nisan'da 1200 metre kum pistteki önceki startında favori olduğu koşudaki Maiden koşuyu 5,5 boy farkla kazanan bir isim 1.13.59'la 1200 metre kum. Daha sonra 1 numaralı Sutton Valley, Cherion Barbosa'yla start alacak. Nispeten üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. 5 numaralı Shoot the Messenger, Carol Sedano'yla start alıyor. Son startında 1200 metrede 15 Haziran'da bu hipodromdaki Maiden koşuyu yaklaşık 7 boy farkla kazanıyor 1.11-1.16 derecesiyle. 3 numaralı Big Irish Eyes Madeline Rowland'la start alıyor. 2 numaralı Triple Titos Daniel Santana'yla ve son olarak burada 6 numaralı Diablo Di Oro şans verdiğim isimler arasında yazmadığımız 4 numaralı Chief Charlie kaldı. Eğer bütçeniz müsaitse onu da yazıp bu ayağı kapatabilirsiniz. 7-1-5-3-2-6 sıralama. Altılı Gayen ikinci aya 3 yukarı İngiliz, dişi İngilizlere marş 1200 metre kum pistte bir satış koşusu. Koşuda 7 isim start alacak. Koşuya baktığımızda koşu 28-32 bin bandında bir satış koşusu. Toplam ikramiyesi 29 bin dolar olan 7 numaralı Echo Foxtrot George Ruiz ile start alıyor. Aynı jokeyle kariyerin ilk startını geçen sene 1100 metre kum pistteki Maiden koşuyu bir boy farkla kazanmış 1.02.88 derecesiyle. 3 numaralı Spicy Margarita Angel Cruz'la start alıyor. Daha sonra 1 numaralı Lanfranco Pil Carol Sedano'yla şans verdiğim diğer bir isim. Favori olduğu son startını burun farkıyla kazanıyor. 1200 metre kum pistte 1.12.85 ile 30 Mayıs'ta. 4 numaralı Just Happy, Jamie Rodriguez'de şans verdiğim diğer bir isim. 22 Şubat'ta 1200 metre kum pistteki Maiden koşuyu 1.13.08 ile kazanıyor. Son olarak 2 numaralı Fortes Grand White Care'le şans verdiğim son isim. Son iki startında 1200 metre kum pistte ve 1100 metre kum pistte 14 Mayıs 3 Haziran her ikisinde de ikinci olan bir isim. 6'lı Gayen 3. ayağına. 3 yukarı İngilizlere marş 1670 metre çim pistte bir satış koşusu. Koşuda 14 isim start alıyor. 13 numaralı Favorite Image'la başlayacağız. Koşuya bakalım koşu. 16 binlik bir satış koşusu. 13 numaralı Favorite Image Kevin Gomez'le start alıyor. 1600 metre çim pistte 11 Haziran'da 16 binlik satış koşusunda ikinciliği var. Son startında. 2 numaralı Shed a Tear Angel Suarez'le şans verdiğim diğer bir isim. Nispeten üst grup koşulardan bu koşuya gelen bir isim. 5 numaralı Papa Jimmy Aubrey Green'le start alıyor. O da nispeten üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. 11 numaralı Live for the Sun Raul Mena'yla start alıyor. 1700 metre çim pistten kumandan son startında 9 Haziran'da ikinciliği var. Bir boydan az bir farkla. Aynı koşuda Live for the Sun'ın ikinci olduğu koşuda üçüncü olan 10 numaralı Rocky Dice, Roberto Alvarado Jr. ile start alacak ve son olarak 10 numaralı Champion by Design, Jamie Rodriguez de bu koşuda şans verdiğim son isim.
Altıncı Ganyan'ın dördüncü ayağı üç kar İngilizlere mahsus 1100 metre kum pistte bir opsiyonel satış koşusu. Koşuda 7 isim start alıyor. Koşuya baktığımızda koşu 25 bin dolarlık bir şart satış koşusu. Toplam ikramiyesi 44 bin dolar olan. Burada 7 numaralı Straight Shot Jose Bautista ile favori çıkacaktır bugün. 1300 metre kum pistteki son startını baş farkıyla da olsa kazanan bir isim. 25 binlik bir şartlı koşu. 1.17.37 ile kazanıyor 1300 metre kum pistte. Ondan önce de 1200 metre kum pistte boyun farkıyla üçüncülüğü var 8 Mayıs'ta. Ben yanına 5 numaralı Shaxvey'i eklemenizi önereceğim. O da 1200 metre kum pistte bu seneki son 4 startını kazanmış bir isim. Son ikisi favori olduğu startları. Dereceleri 1.11.67, 1.32, 1.10.83 ve 1.09. 78-10 Haziran'daki son startı 1200 metre kum pistte. 7 ve 5 bu ayak için yeterli gibi gözüküyor. 5. ayak 3 karı dışı İngilizlere mahsus 1700 metre Çin pistte bir şartlı koşu. Burada da 6 numaralı Shed Nation'ı tek olarak önereceğim bu grupta. Koşuya baktığımızda koşu 42 binlik bir şartlı koşu. 6 numaralı Shed Nation geçen sene kariyerin ilk startında 90 binlik bir maiden koşuyu 1700 metre Çin pistte kazanıyor. Daha sonra iki tane listed koşuda 5 ve 6.'lıkları var 1700 metre Çin pistte. Son startında da 1900 metre Çin pistte 110 binlik bir şartlı koşuda üçüncülüğü var. Bu koşuya biraz ağır kaçıyor. Jamie Rodriguez de muhtemelen bu koşuyu kazanır diye düşünüyorum. 6 numaralı Shed Nation'ın. Son ayak Altılı Gaya'nın son ayağı 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte bir satış koşusu. Koşuda 9 isim start alacak. Koşuya baktığımızda koşu 12 bin 16 bin bandında bir satış koşusu 24 bin dolar. Toplam ikramiyesi olan bir koşu. Burada da Alexander Crispin'le start alacak olan Amazing Alex Twirling Candy yavrusu ilk yer verdiğim isim 9 numaralı. Kariyerinde geçen sene tamamı geçen sene olmak üzere 3 kez start almış. Bir önceki startındaki maiden koşuyu, 38 binlik maiden koşuyu favori olduğu startında 1200 metre kum pistte 1.10.95'te kazanmış bir isim. Rakip olarak iki isim önereceğim burada. 4 numaralı Simply Valid, Jan Albaylo'yla ve 6 numaralı Jones Randonken, Rand Bitker'le 9 numaralı Amazing Alex'e rakip olarak önereceğim isimler 9, 4 ve 6 bu koşu için yeterli gibi gözüküyor. Amerika ve Avustralya yarışlarına bahis yapıyorsanız xbracing.com web sitemiz var. Bu web sitesinin kullanımına yönelik küçük bir tanıtım videosu var. Onu izleyelim. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce xbracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazdığınızda karşınıza bu web sitesi gelecek. İlk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardığım PDF programa ulaşabilirsiniz. PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atın bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. Galoplara geldiğinizde galopları olan atların üzerine tıkladığınızda bakın Screaming By 4 Furlong'u 1977'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman ilgili atın galobunu seyredebilirsiniz. İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra yarış programına ulaşabilirsiniz burada. Yarış programında İşte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor, beşinci koşu ikinci ayak oluyor gibi. Üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da
ilgilendiğiniz, üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili geçmiş koşuları varsa onları izleme şansınız var burada. Başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in geçmişteki bütün koşularını burada görebiliyorsunuz. Videolarını izleme şansınız var. Opening up the margin now to four or five lengths from Magic Mule and geçmiş koşullarına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park tıklamak suretiyle. Burada altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Tutarıyla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor. O videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. Serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz şuradaki abone ol butonuna tıklayarak kanala destek verirseniz sevinirim. Altılı Ganyan şablonu ekranda gördüğünüz şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma, kendi çalışmanızda mutlaka ekleyin. İlk ayak 4 numara hariç hepsini yazıyoruz. Sıralama 7 numaralı Bourbon Over Ice, 1 numaralı Sutton Valley, 5 numaralı Shoot the Messenger, 3 numaralı Big Irish Ice, 2 numaralı Triple Titos ve 6 numaralı Diablo Dora. İkinci ayak 7 numaralı Echo Foxtrot, 3 numaralı Spicy Margarita, 1 numaralı Lamb from Copile, 4 numaralı Just Happy ve 2 numaralı Fortes. 3. ayak 13 numaralı Favorite Image, 2 numaralı Shed a Tear, 5 numaralı Papa Jimmy, 11 numaralı Live for the Song, 6 numaralı Rocky Dice ve 10 numaralı Champion by Design. 4. ayakta 7 numaralı Straight Shot ve 5 numaralı Sharks Way yeterli olur gibi gözüküyor. 5. ayakta 6 numaralı Shed Nation Deck önerim. Son ayakta da 9 numaralı Amazing Alex, 4 numaralı Simply Valid ve 6 numaralı Yes Jones Round Donken önerdiğim isimler arasında. Yorumları beğeniyorsanız, abone olursanız sevinirim. Hepinize mutlu bir Perşembe günü.